Efendim? Ha, Sosyete Gölü. Fabrikadayız biz. Özlemiş sediyacıkları var. Özlem, sana bir kahve söyleyeyim mi? Fırat, Kendall aradı. Fabrikaya gelin diyor, Özlem yanındaymış. Gidip öğrenelim bakalım. Narin. Sesin iyi gelmiyor. Bir şey mi var? Az önce Ebru Hanımlar buradaydı. Ebru mu? Niye ki? Bir şeyler sormak için. Bir şeyler mi sordu? Ne dedi? Önemli değil. Oğuz. Bu telefonda konuşulacak bir mevzu değil Narin. Evden çıkabilir misin? Biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu ki? Korkutuyorsun beni. Tamam. Tamam, geliyorum ben hemen. Anlat Özlem. Anlat hele yaptıklarını. Lan gebertirim seni lan! Gebertirim! Ama... Bu mektubu sen mi gönderdin? Murat'ın cüzdanı da sendeymiş. Sendeyse neden aldın? Anlatsana Özlem. Özlem gelmedi. Kendall'dan haber yok. Ebru ile Fırat fırlayıp gitti bir şey demeden. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ana meraklanma, ararlar şimdi. Yok, ben bekleyemeyeceğim. Ne oldu ana? Bilmeyeyim Emine. Kendall cevap vermiyor. Allah'ım bu işin içinden de bir şey çıkmaz inşallah. Allah'ım sen aklımı mukayyet ol. Ana ben çıkıyorum. Nereye kızım? Çarşıya kadar, biraz işim var da. Al işte. Ana, Narin ablam hiç normal davranmıyor. Ben korkuyorum vallahi. Şu konakta bir tane aklı başında adam var mı ha? Söyle bana Melek. İşim var diyen gidiyi, giden kayboluyor. Işığın altından da bir şey çıkmaz inşallah. Dur bakalım. Anlatsana Özlem. Bebeğim. Olmayacağını öğrendim.
Murat'tan da cüzdanını öğrenince... ağam beni boşamasın diye böyle bir şey yaptım. Olan bu işte. Ne e'si sosyete gülüm. Söyledi ya işte. Gördünüz. Olan bu dedi işte. Ya siz çocuk mu kandırıyorsunuz ha? Bana bak Ebru. Haddini ve duracığın yeri iyi bil. Benden sana söylemesi. Bir daha beni alçakça suçlarsan ya da ima edersen küllahları fena değişiriz ona göre. Geldiğim günden beri külahları değişiyoruz. Kimin külahı kimin kafasında belli değil. Ama ben bu işin ucunu bırakmayacağım. Gerçek bir şekilde ortaya çıkacak. Şu zavallı kızın haline bak. İki cümle söyletmek için ne hale getirmişsin kızı. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? İşte yüzü. Zorla mı söyleteyim? Zorla mı dedirteyim ha? Ağır ol Kendal. Bana bak teyzem oğlu. Bakıyorum Kendal. Hey Allah'ım ya çattık. Bela mısınız siz? Evet. Bundan sonra başının en büyük belası ben olacağım Kendal. Benden sana sıra kalırsa yenge. Hadi Özlem çıkalım. Ben bu oyuna daha fazla gelemeyeceğim. Vay arkadaş ya aşka bak. Yara bere içinde bile sevgilisinin peşinde. Ne o, rahatsız mı oldun? Yo, bana ne? Sen rahatsız olmuyorsan. Bak ne diyeceğim Kendal. De bakalım Deyzamoğlu, yine ne yumurtlayacaksın ha? Sen en haksız olduğun anlarda bile esip gürler ortalığı birbirine katardın. Şimdi Ebru seni kardeş katilliğiyle itham ettiği halde... sen çok soğukkanlı bir şekilde... hem mektubu yazanı buldun hem de itiraf ettirdin. Ne yapsam suç, ne söylesem yalan size göre nasıl olsa. Öyle değil mi? O zaman ne deşip durayım? Madem inanmayın, niye sorayım? 6 kişilik yer arttırmış. Baran söyleyecekti demek ki. Demek çocuğun olmayacağını öğrenince Kendall'ı suçladın, öyle mi? Özlem bana yalan söyleme. Yenge vallahi yalan söylemiyorum ya. Bak Özlem, konaktaki herkesi kandırabilirsin. Ama bana bunu yapma, tamam mı? Kandırmıyorum yenge. Sen doktora bugün gittin değil mi? Ha, bugün gittim. Yani çocuğun olmayacağını bugün öğrendin. Evet. Ama mektubu bana dün yolladın. Bak Özlem, benden bir şey saklıyorsun. Ve ne saklıyorsan bana anlatacaksın, tamam mı? Yenge vallahi saklamıyorum ya. Benim bildiğim ağzında, bilmiyor musun? Ondan sevmiyorlar zaten.